Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eka Hoca'nız. Laptu Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. YKS 2024'e az bir süre kala çok fazla sürüyor çünkü az bir süre kala yeni bir açıklama geldi Milliyetin Bakanlığından ve son bombasını patlattı arkadaşlar. Bakalım önce size haberi göstereceğim. Kısaca özet geçeceğim. Sonra YKS'ye, LGS'ye etkilerinden bahsedeceğim ve olabileceklerden bahsedeceğim. Ve kafamda benim 3 senaryo var. Bu 3 senaryodan biri bence Aralık ayında açıklanacak. Önce şu haberi kısaca bir özetleyelim. Diyor ki tüm sınıflar kapsayacak şekilde bir müfredat değişikliği için çalışıyoruz. Aralıkta açıklanacakmış bunu söyleyeceğiz. Şu anda sadece ben farazi konuşuyorum veya olabileceklerden bahsedeceğim. Tekrar eden konular sadeleştirmek veya çıkartmak üzerine yoğunlaşıyoruz. Yani bazı konular çıkarılacak tüm derslerden geleceğim, geleceğim, geleceğim ve toparlarsak. Bir başka soru üzerine. En son 2007'de yapılan, 2017'de yapılan müfredat değişikliğine işaret eden Tekin Bakan Tekin. O tarihten bu yana küçük revizeler dışında kapsamlı bir değişiklik olmadı. Kapsamlı değişiklik bu çalışmamızda olacak inşallah diyor. Çalışmalar tamamlandığında bunu Aralık ayında kamuoyuna bir lansmanla açıklamayı planladıklarını belirten Tekin değişiklikle mevcut derslerden çıkartmalar bakın çıkartmalar olabileceği gibi yeni derslerin de eklenebileceğini kaydetti. Yani bazı dersler eksiltecek, eksiltilecek veya bazı dersler eklenecek diyor yukarıdaki konular eksiltilecek veya eklenecek diyordu. Bakan Tekin çalışmanın detaylı ilişkin sorulara karşı şunları söyledi. Bundan sonra zaten tekrar ediyorum. Durdurup bu haberin hepsini okuyabilirsiniz. Şimdi benim eşim artık bu haberle değil. Benim işim bu haberle bitti. Benim işim olabilecek şeyleri sizlere sunmakla. Benim kafamda 3 senaryo var. 1. En olası senaryo bu arada ilk söylediğim olacaktır. Bu senaryomuzu şöyle düşünüyorum ben. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde tüm konularda eksiltme, arttırma gibi bence birazdan müfredatı, müfredatı azaltma yönelik hamleler yapılacaktır. Her sınıf düzeyinde. Peki bu hamleler yapıldığında şu anki YKS 2024'e girecek arkadaşlara veya LGS 2024'e girecek arkadaşlar herhangi bir etkisi olur mu? İlk senaryomuzda bana göre hiçbir etkisi olmayacak. Çünkü zaten şunu düşünüyorum. Maç oynanırken Kural değiştirme Yani siz maçın ortasında offside'ı kaldırıyorum diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. O yüzden şimdiye kadar zaten siz 9, 10, 11, 12. sınıf müfredatlarını gördünüz. Ve bu müfredatlardan sınava gireceksiniz. Bunda sıkıntı yok. Ama bu değişiklik peki nasıl yansıyacak? Mesela şunu düşünelim arkadaşlar. 9. sınıfta ben yeni bir kazanım ekledim veya bir tane konuyu kaldırdım. Şimdi bu adam 9'da bunu gördü. Fakat 10'daki, 11'deki, 12'deki görmedi. Sonra. Şimdi 4 yıllık müfredat değişti ya. Şimdi 10. sınıf adam yine eski bir devam edecek. 11, 12 devam edecek. Ama 9. sınıf 10 olduğunda 10. sınıf olduğunda yeni bir geçecek. 11 olduğunda yeni ve 12 olduğunda yeni. Yani şu anki yapılacak bir değişiklik lise düzeyinde 4 yıl sonra etkileyecek. Eğer bir değişiklik yapılacaksa Lise düzeyinde bu 4 yıl sonraki sınavları etki edeceğini düşünüyorum. Aynı şekilde LGS'de de 5, 6, 7, 8 herhangi bir değişiklik 4 yıl sonraki LGS'yi etkileyecektir. Benim bu mevzudaki asıl düşüncem bu. Yani olabilecek en mantıklı şey buduruyor. Bu birinci aşamamız. Peki, ikincisinde ise evet, bazı konular çıkartılır. Bakın eklenir demiyorum, çıkartılır. Çünkü eklenirse şu diyeceğim, ihtimalin gerçekleşme olasılığı yok. Diyelim ki bazı konular çıkartıldı. E hocam ben 12. sınıf 9'da veya 10'da o konuyu gördüm. Sorun değil senin görmen. Senin görmen sorun değil. YKS 24'e belki direkt sadeleştirilmiş müfredatlı sınava girebilirsiniz. Ekstra yeni konu görmeden ama bazı konular çıkartılarak veya hafifletilerek YKS 24e direkt etki edebilir veya LGS24'e. Ama dediğim gibi arkadaşlar bu çok düşük bir ihtimal. Bunun olmasını beklemiyorum. Bunun olmasını beklemiyorum. Üçüncü de benim sürpriz olarak beklediğimde ki bu üçüncü şey olursa bence daha iyi olacaktır. Şimdi biliyorsunuz ki şu anda ara sınıf düzeylerinde veya ara sınıf düzeyinde ortak sınav hazırlamaya çalışılıyor. Diyorum ki acaba o hazırlıkla bu açıklamayı birleştirsem. Yani komple ara sınıflar 9, 10, 11, 12, 4, 5, 6, 7, 8 ve ilkokul müfredat komple değişti. Komple değişti. Ve yeni bir sisteme geçiyoruz. YKS'yi ve LGS'yi kaldırıyoruz diyebilirler. Peki yerine ne koyacaklar hocam? Yerine koyacaklar şey. Her yıl hani bizim orta başarı puanımız var ya, puanımız var ya. Her okul farklı sınav yaptığı için bu ölçülebilir derecede doğru bir sistem değildi. Ama eğer bu sınavları MEP hazırlarsa düzenli şekilde her yıl, her yıl sonunda veya ara dönemlerde yani ister şey gibi düşünün. Lise, lise, muhabbeti 4 yıl ama 8 ara dönem. Her ara dönemin sonunda veya her yılın sonunda bir sınav yapılarak, ortak bir sınav yapılarak veya ara dönemden 8 dönem de olabilir. Ortak bir sınav yaparak 8 farklı puan oluşur. Bu puanların ortalama alınıp üniversiteye bu şekilde, üniversiteye bu şekilde veya aynı şey ortaokul içine geçerli. Yine 4 dönem, 4 sene, 8 dönem farklı sınavlar hepsini MAP yapacak veya ÖSYM yapacak. Yine farklı sınav türleri puanları toparlanıp ortalama bir puan alınıp bu şekilde listeye giriş şeklinde bir sisteme dönülebilir diyeni düşünüyorum. Eğer bu olursa, bakın bu olursa bu kısmı unutmayın. Yerden çok büyük bir nokta atışı yapmış olurum ve ben böyle olacağını şu anda düşünüyorum. E böyle olunca ne olacak hocam? Yani diyelim ki bu sisteme geçerlerse son sisteme YKS birden kesecekler mi? Hayır. Yine 4 yıl bu sınav yapılmak zorunda. Çünkü dediğim gibi müfredat değiştiğinde bu değişiklik 12. sınıf, 11. sınıf ve 10. sınıfa direkt etki etmeyecek. 9'dan başlar. Ortaokul düzeyinde 4'ten 5'ten başlar. E böyle olduğunda da yine en az 24'te olacak. Bunun peşine şu anki, şu anki 9'lar da işliyor çünkü. 4 yıl daha eski sistem YKS devam eder. Ama bu devam ederken de yeni gelen 9'lara yeni müfredat uygulanır. Yani yani şu anda lisede olan arkadaşlar hiçbir sıkıntı yaşamayacaklar. Merak etmeyin öyle düşünüyorum. Müfredat değişse bile işte vurmayacaktır. Ama bu senaryonun gelişmesi birazcık sürpriz. Yani en olası senaryo ilk senaryo olacaktır. Müfredat değişecektir. Fakat YKS 24 ve bundan sonraki 3 yıllık YKS'de hatta 4 yıllık YKS'de ve LYS'de herhangi bir etkisi olmayacaktır diye düşünüyorum ben şahsi olarak arkadaşlar. Sizin bu konu hakkındaki fikirlerinizi merak ediyorum. Ne olursa iyi olur. Ne olmazsa iyi olmaz gibi düşüncelerinizi bekliyorum. Dediğim gibi arkadaşlar yeni açıklamalar gelecektir. Yeni açıklamalar geldikçe biz de buna göre aksiyonlarımızı alacağız. Şu an YKS24 ve LGS24 için herhangi bir değişiklik görünmüyor. Olacağını da düşünmüyorum şahsi olarak yakın zamanda. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır. Eğer bu dediklerim olduysa beğenmeye abone olmayı, arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.